E-fatura nedir? Nasıl hazırlanır? E-fatura Türkiye'de 397 Sıranoğlu Vergi Usul Kanunu genel tebliğ ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin merkezi bir platform üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-faturalar nasıl hazırlanır? Öncelikle e-fatura hazırlamak için fatura alanımızdan fatura listesine gelerek buradan örnek bir fatura düzenleyelim. Ekle komutunun altında bulunan satış hareketlerinden perakende satış ya da toptan satış seçeneklerinden birini belirleyerek e-faturanın nasıl düzenleneceğini inceleyelim. Öncelikli olarak fiş bilgilerimiz, ilgili şube ve depo seçimimizi gerçekleştirdikten sonra fatura numarası alanında görmüş olduğumuz numara kayıt şablonu listesinde hazırladığımız ilgili şablon dahilinde karşımıza gelecektir. Şube seçimimizi yaptığımızda şubemize tanımlı olan depomuzda otomatik olarak gelecektir. Cariye hesap bilgileri alanına geldiğimizde hesap kodu içerisinde bulunan listeden ilgili cari seçimimizi yaptığımızda carimize tanımlı olan açık hesap ödeme bilgilerimiz, firma ünvanımız, adres bilgilerimiz, e-fatura senaryo tiplerinden ilgili senaryo tipi, düzenleyeceğimiz satış türüne ait tipi listesinden ilgili satış türü ve birden fazla cariye, gönderici birim adresi ve e-posta adresi tanımlamamız durumunda burada ilgili e-posta adreslerimiz listelenecektir. Bunun amacı büyük şirketlerin farklı iş gruplarında faturalarının takibini yapabilmek için faturanın seçilen departmana düşsün gibi farklı gönderici adresleri olabilmesidir. Senaryo tiplerini incelediğimizde burada e-faturamızın türünün satış dışında bir seçenek olması durumunda, örneğin iade, tevkifat, tevkifat iade, istisna, özel matrah ve benzeri olması durumunda, eğer varsa muafiyet kodu listesinden ilgili muafiyet kodumuz seçilmelidir. Burada yapmış olduğumuz seçimler dahilinde muafiyet kodu listemiz güncellenecektir. Senaryo tiplerini incelediğimizde satış faturası bir işletmenin müşterisine mal veya hizmet satışını belgelemek amacıyla düzenlediği resmi bir belgedir. İade faturası bir müşteri tarafından satın alınan mal veya hizmetin çeşitli nedenlerle satıcıya geri gönderilmesi durumunda bu işlemi belgelemek için düzenlenen bir fatura türüdür. Tevkifat, mal veya hizmet alımı sırasında alıcı tarafından satıcıya yapılan ödemenin bir kısmının vergi olarak kesilmesi ve vergi dairesine aktarılmasıdır. Tevkifatlı fatura ise tevkifat işlemine tabi tutulmuş fatura belgesine verilen isimdir. Tevkifat iade, kısmi vergi kesintisi yapılmış bir satış işleminde alıcının satıcıya iade ettiği mal veya hizmeti belgelemek için düzenlediği bir fatura türüdür. İstisna, özellikle yurt dışına mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yararlandığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ürün hizmet kategorilerine göre belirlenmiş faturaya istisna fatura denir. KDV muafiyeti olan satışlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı kararla istisna faturası olarak uygulanmaya başlanmıştır. Özel matrah, satılan mal ve ürün cinsine bağlı olarak vergi borcu hesaplanan tutar olan matrahta yapılan KDV tahsilatı uygulamalarıdır. İhraç kayıtlı fatura, yurt içinde üretilen malların dünya pazarında vergi indirimi amacıyla düzenlenen faturalardır. SGK faturası, SGK ile yapılan tüm mal ve hizmet satışlarında düzenlenmesi gereken fatura türüdür. Komisyoncu faturası, bir komisyoncunun aracılık ettiği işlemler sonucunda komisyon hizmeti karşılığında düzenlediği faturadır. Konaklama vergisi faturası, otel, tatil köyü gibi konaklama hizmeti sunan işletmelerin müşterilerine kestiği faturada konaklama vergisi tutarının ayrıca gösterildiği bir fatura türüdür. Tevkifatlı bir faturanın stok türü de stok kartında tevkifat kodu tanımlanmış bir stoktan seçilmelidir. Tevkifatlı seçilmemesi durumunda imzalama sırasında hata oluşturulacak ve ilgili fatura kabul edilmeyecektir. Gerekli satış işlemimizi seçip kalemler alanına geldiğimizde liste içerisinden stok malzememizi seçip miktar, birim,
birim fiyat gibi değerlerimizi girmemiz gerekir. Seçmiş olduğumuz stok kartımızın içerisinde tanımlı bir birim fiyat varsa birim fiyatımız otomatik olarak gelecektir. Birim fiyatımızı manuel olarak da girebiliriz. Fiş bilgileri alanında bulunan belge numaramızı manuel olarak girebileceğimiz gibi F1 tuşuna basarak sıralı olarak da getirebiliriz. Gerekli fatura işlemlerimizi gerçekleştirip kaydet butonuna tıkladığımızda karşımıza ödeme işlemlerimizin açık hesaba kaydolacağını bildiren bir sayfa çıkmaktadır. Ödeme işlemlerinin açık hesaba kaydedilmesi, bir alıcının borcunun hemen ödenmek yerine vadeli bir hesaba yazılması anlamına gelir. Eğer farklı bir ödeme türü tanımlamak istiyorsak, ekranımızın sağ alt köşesinde bulunan farklı ödeme alanından ilgili seçimimizi gerçekleştirebiliriz. Kaydet dediğimizde e-faturamız oluşacaktır. Yeni oluşturulan e-faturalarımızı görüntülemek için yeni bir sekme açarak E-Devlet, E-Fatura, E-Fatura giden kutusunu görüntüleriz. Yeni oluşturulan e-faturalarımız gönderilecek faturalar sekmesine düşmektedir. Buradaki faturaların imzalanarak taslak oluşturulması gerekmektedir. İmzalama işlemi için Java ve AxisCard izleme aracı uygulamalarının işlem yaptığınız bilgisayarda kurulu olması gerekir. Buradaki faturaların imzalanarak taslak oluşturulması gerekmektedir. İmzalama işlemi için Java ve AxisCard izleme aracı uygulamalarının işlem yapılan bilgisayarda kurulu olması gerekir. İmzalamak istediğimiz e-faturamızı seçip e-fatura oluştur dediğimizde karşımıza bir uyarı gelecektir. Bu uyarının gelmesinin sebebi yukarıdaki alanda akıllı kart ve sertifika bilgisiyle giriş sağlayıp işlem yapmayan kullanıcılar için bir uyarıdır. DİA Gelir İdaresi Başkanlığı entegratörü olduğu için faturalarınızın entegratör imzasıyla otomatik olarak imzalanıp oluşturulacağı anlamına gelir. Bu uyarıya evet dediğimizde faturamız imzalanacak ve e-fatura taslakları alanına gönderilecektir. E-fatura taslakları sekmesine geldiğimizde göndermek istediğimiz faturamızı seçip e-fatura gönder dediğimizde faturamızı gönderebiliriz. Gönderilen faturalarımız giden kutusu alanına düşecektir. DİA faturalarında e-fatura XML formatı oluşturulur. Faturalar mali mühür ile imzalanır. İmzalanan mali mührün geçerliliği kontrol edilir. Faturalar XST kontrolünden geçirilir. XST kontrolü bir XML dosyasının nasıl görünmesi gerektiğini tanımlar ve bu şekildeki dosyaların doğru olup olmadığını kontrol eder. Daha sonra e-faturalar şematron kontrolünden geçirilir. Kontrollerden başarıyla geçen e-faturalar DİA'ya kaydedilir. Şematron kontrolü, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve faturada yer alması gereken alanların şemaya uygun olup olmadığının kontrol edilmesi işlemidir. Sürecin işleyişi ve oluşan hatalar log ekranından takip edilebilmektedir. E-faturalarımız bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra oluşturulmuştur. E-fatura taslakları ve giden kutusu sekmelerinden gerekli takip işlemi sağlanabilmektedir. Bu adımları izleyerek e-faturalarınızı oluşturabilir, oluşturduğunuz e-faturaları imzalayabilir ve imzaladığınız e-faturaları gönderebilirsiniz.